Akrep ve yükselen akrep burçlarıyla devam ediyoruz. Sevgili akrepler, kariyer ve iş alanı, kariyer hayatı, işte belki de gelecek kaygısı ya da gelecek planlarınızla çok ilgileneceğiniz birkaç gün içindesiniz. Bu üç gün lütfen herhangi bir fevri adım atmakta, fevri çıkışlar yapmakta bir bekleyip böyle bir derin nefes alarak beklemenizi öneriyorum. Biraz gergin olabilirsiniz bu üç gün. Akrebin tersi pistir. O yüzden sizlere uyarıyorum, o ters kısmınızı çok fazla göstermeyin bence. Bir gözlemleyin bakalım hafta ortasına doğru, hafta sonuna doğru neler oluyor. Bakalım bu iş sizin için uygun mu? Bakalım bu gelecek planı size ne söyleyecek? Biraz kafanızda bu üç gün bunları planlamaya çalışın. Bazı alanlarda gerekli tepkileri eski süreçlerde, geçmiş süreçlerde vermediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi bu Satürn Uranüs karesiyle tepki vermeniz gereken yerler tekrar karşınıza gelebilir. Sınanıyorsunuz. Yani yine çok büyük tepkiler vermeden salak olmadığınızı, yani ben aslında bu işin gerçeğini biliyorum diyerek sevgili akrepler yolunuza devam edip bazı bitişler ve bazı yeni başlangıçlarla hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu süreçte tanıştığınız ya da çok beğendiğiniz birileri varsa hayatınızda, yeni bir flört, yeni bir ilişki içerisindeyseniz ben çok güzel verimler alabileceğinize inanıyorum. Çok böyle aşk pıtırcığı görüyorum bu aralar akrepleri enteresan bir şekilde, ya da beğendiğiniz böyle eskiden kalbinize dokunan kişiler varsa tekrar karşınıza geleceğini düşünüyorum. Siz bu hafta hiçbir alanda risk almaktan korkmayacaksınız. Yatırımlarla ilgili çok güzel atılımlar yapacaksınız. Fakat dediğim gibi bu üç gün bir tık gözlemci olmaya, ortak gelirleri ya da işte ilişkilerinizi, iş ilişkilerinizi özellikle gözlemlemeye ya da hangi alanda yatırım yapacaksanız bu alanı bir üç gün tartmaya özen gösterin diyorum sizlere.